Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size araba kullanırken yaşamış olduğum en korkutucu olayı, kendi çekmiş olduğum görüntüleri de ekleyerek anlatacağım. İyi seyirler. Arkadaşlar Otolimit'e hoş geldiniz. Hepinize iyi pazarlar. Arkadaşlar bu videoda biraz sohbet muhabbet etmek istedim. Bugün size gerçekten araba kullanırken yaşamış olduğum beni en çok korkutan olaydan bahsedeceğim. Ben normalde araba kullanırken sakinimdir. Yani biraz soğukkanlı bir yapım var benim. Araba kullanırken çok heyecanlanmam. Ekstrem durumlarda yani böyle enteresan şeyler olduğu zaman pek heyecan yapmam ben. Genelde soğukkanlı karşılarım ama bu olay gerçekten beni korkutan, heyecanlandıran bir olaydı. Şuradan bir çıkalım. Evet arkadaşlar, nedir bu olay? Arkadaşlar bu olay bir sel felaketi. Arabayla bir gün gerçekten böyle bir felaketin ortasında kaldık. Ve ben gerçekten korktuğumu çok net hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam bundan 2 sene önce falandı. 2 ya da 3 sene önce yani. Sene 2019 olması lazım arkadaşlar. İstanbul'dan yola çıktık. Trabzon'a gidiyoruz. Çok böyle yakın bir akrabamızın düğününe gidiyorduk arkadaşlar. Ben de uzun yola çıkmaya bayılırım. Yani uzun yolda araba kullanmayı çok seviyorum. O yüzden yani yolun uzun olması falan filan beni hiç şey yapmıyordu. Tedirgin etmiyordu. Hatta ben keyif alıyordum. Oh be diyordum, şimdi mis gibi araba kullanırız anasını satayım. 1000 kilometre gideriz diye. Böyle mutlu mesut yola çıkmıştım. İki araba gidiyorduk. Ondan sonra birazdan görüntüleri de, yani kendi çekmiş olduğumuz görüntüleri de videoya ekleyeceğim. Oradan da anlayabilirsiniz zaten durumun ciddiyetini. Arkadaşlar yola çıktık, iki araba giderken işte yolculuk gayet güzel devam ediyor falan. Kastamonu gidiyoruz derken işte şeye geldik. Samsun'a geldik. Samsun'un Terme ilçesinde ya böyle bir önce bir trafikle karşılaştık. Baktık yani böyle bir trafik var. Dayı sen buradan biraz dönemezsin, bizlerden dönelim. Baktık yani böyle bir trafik var falan. Ya bu kalabalık ne dedik. Bir baktık meğersem Samsun'da bir yağışlardan dolayı çok fazla yağış almış ve sel olmuş. Fakat durum çok ciddiymiş yani. Baya baya sel olmuş. Ondan sonra çok fazla mahsur kalanlar olmuş. Belki hani hayatını kaybedenler de olmuştur diye düşünüyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Herkesin başı sağ olsun. Gerçekten yani çok zor bir durum. Doğal afetle karşılaşmak. Allah herkesin yardımcısı olsun. Hepimizin yardımcısı olsun öyle durumlarda. Neyse. Şimdi tabii biz geldik, kalabalık falan var, millet geriye dönüyor. Yani millet gitmek istemiyor, geriye dönüyor. Ama ben abi kaç kilometre yol gelmişim. Yani gitmem de lazım. Geçmem lazım yani oradan. Ondan sonra yani size tavsiyem, eğer hani böyle çok önemli değilse gitmeniz, eğer geri dönme ihtimaliniz varsa çok zorlamayın arkadaşlar. Bence geri dönün yani. Hani bu işler şakaya gelmez. Ben devam ettim ama birazcık böyle bir deli cesareti diyelim yani benim devam etmeme. Neyse. Bir baktım. Ana yol bayağı sular içerisinde. Yani arabalar zar zor gidiyor. Bazı arabalar yolda kalmış. Ondan sonra motorları boğulmuş. Suyun ortasında kalmışlar. Çıkamıyorlar. Hatta yani kayık bile gördüm adam, yani ben normal gidiyorum. Adam sandalla kürek çekerek gidiyor yanımdan.
yavaş. Azalmış. Hiç hızlanma. Çok şükür arabaya da hiçbir şey olmadı. Bize de hiçbir şey olmadı. Ondan sonra şimdi çok yüksek suyun içine girdiğin zaman şöyle bir şey var. Kendi tecrübelerimden anlatıyorum bunu. Belki başka yaşayanlar da vardır. Yani ne çok hızlı gitmen lazım, ne çok yavaş gitmen lazım. Onun tatlı bir ayarı var arkadaşlar. Yani çok hızlı gidersen de sıkıntı oluyor, çok yavaş gidersen de sıkıntı oluyor. O yüzden böyle onun bir tatlı ayarı var. Tam o ayarı tutturup yola devam etmen lazım. Velhasıl kelam o ayarı tutturduk. Tabii şimdi bizim arabada DSG çift kavramı olduğu için hemen direkt 2 atıyor. Ben hemen manuelden birinci vitese aldım arabayı. Öyle ağır 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 arabayı tam böyle kavrama noktasında tutarak devam ettim. Ama yanımızdan bir tır geçiyor, örnek veriyorum. Tabii tır yardır yardır geçiyor, adam yapıştıra yapıştıra gidiyor. Bir sakatlık çıkmasın, durursam kalkamam diye düşünüyor belki de. Onun dalgası falan arabaya vuruyordu yani. Öyle bir suyun içinde kaldık. Ve ben gerçekten hayatımın araba kullanırkenki en adrenalin dolu, en böyle korktuğum günü yaşamıştım. Çünkü evimden uzaktayım. Evimden uzaktayım. Hiç bilmediğim bir yerdeyim. Arabada ailem var. Ondan sonra her şeyi geçtim. Hani arabaya ne olacağını geçtim. Hani bize de bir şey olabilir. Orada yani gerçekten çok mağdur olurduk. O yüzden gerçekten çok korkmuştum. Ama oradan bir şekilde Allah'a şükürler olsun, ne arabaya ne bize hiçbir zarar, hiçbir sıkıntı gelmeden çıkabilmeyi başarmıştım. Fakat Yusuf yani 3.5 atmıştım arkadaşlar. Şaka değil. Yani ben top speed'e dayayıp viraja girerim, korkmam. Ama orada yalan yok yani, gerçekten korkmuştum. Tabii insan bilemiyor arkadaşlar. Yani o olayın içine girmeden durumun ciddiyetinin de farkına varamıyor. Ama yani ya Allah bismillah diyorsun yani herhalde. Yani bir geçenler var herhalde, biz de bir şekilde geçeriz mantığıyla daldık. Tabii şimdi bizim Leon'un da egzoz böyle aşağı doğru. Tam böyle suyun içinde kalıyor. Ondan sonra hani o da birazcık belki sıkıntı yaratabilir diye düşündüm. Mesela bizim Ozan'ın, kuzenin Astra'sı, onun egzozlar direkt böyle dikili olduğu için o içine böyle rahat rahat havayı atıyordu. Ama bizim araba havayı atmakta da birazcık zorlandı yani, böyle tam aşağıya doğru olduğu için çok suyun içinde kalmıştı egzoz. Aslında böyle bir şnorkel olacak, her yere girip çıkacak. Vallahi böyle bir olaydı arkadaşlar. Görüntüleri de ekledim, izlemişsinizdir. Hafta sonunda size böyle kısa bir video atayım dedim. Öpüyorum sizleri. Kanala abone olarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.